Ve söz veriyorum, bu evde hiçbir anormallik olmayacak. Oo! Oo! İnşallah. Oo! Of! Çok sıkıldım. Ben çok sıkıldım. Göle maya çalmaya gidiyorum. Of! Of! Sorunu buldum. Sizin çamaşır makinesi yün cücesi yapmış. Ondan. Ayşegül, hadi siz Ceren'le gidip dondurma getirin. Biz de o sırada okey takımlarını getirelim. Yok canım, bir şey yok. Çamaşır makinesinden kaçan o küçük yün cücesi dışında. Ne? Neyse, çikolata. Çikolata. Hadi dondurma yiyelim, odama kadar yarışalım hatta. Ama ne kadar hızlısın. Geçtin bile beni. Ya. Aa, şu rahmetli deden değil mi? Hadi koş yakala, koş 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 koş. Ceren, Ceren. Dede, ay dede dur nereye? Ay bu ne ya, koşuyorum koşuyorum, bir adım bile yaklaşamıyorum. Burası neresi? Ay ben sizin çok büyük bir hayranınızım. Ne? Selda hala, bir kez düştüm o hataya. Bir daha sormayacağım neyin var diye. Dün sabah sordum, senin yüzünden yarım saat okula geç gittim zaten. Aşk olsun Ayşegül, beni çok kırıyorsun. Ben burada aşk acısıyla inim inim inleyeyim. Sen git yarım saatin hesabını yap. Sen çamaşır makinesini kullanmak için gelirsin ama sonra. Ya biz zaten bu çamaşır makinesini niye senin odana koyduk? Çünkü sihirli o. Su kullanmadan yıkıyor, kuruluyor, ütülüyor, katlıyor. Ay benim çeyizimdi o. Of, of. Bir süredir bozuktu, tamirci gelecekti ama gelmedi işte.
Ne zaman gelecekti? 1968 ile 1998 arasında bir öğleden sonra gelecekti ama hala gelmedi işte. İyi de nesi var bunun? İşte bu su var. Yine ne var? Hiç. Yok bir şey. Yemezler senden. Şimdi bana sorduracaksın derdin ne diye. Sonra başlayacaksın yine müdür dilaver, müdür dilaver. Bir saat kafamı şişireceksin. Hiç de bile. Benim derdim bambaşka. Neymiş? Müdür dilaver. Hadi bana müsaade. Git bakalım. Sen komşunun kedisi Şirin diye gelirsin ama arkamdan. Mart ayında. Günaydın. Of, of Melda. Eyvah, yine başladı. Of. Sen sus, karıştırmaya devam et. Of, of. Kömür gibi. Hoş geldin. Yerinde olsam o kapıdan içeri girmezdim. Yoksa Selda halam yine mi ofluyor? Evet. Nasıl geçti Ceren'le geceniz? Harika. Çok eğlendik. Birlikte yemek yedik, okey oynadık, televizyon seyrettik. Bu kadar hızlı yaşarsan 20'li yaşlarına hiçbir şey kalmayacak. Ya dalga geçme Melda hala. Normal bir evde, normal bir ailede normal şeyler yapmak çok eğlenceliydi. Ha, anladım. Sen o yüzden Ceren'i bize çağırmıyorsun. Yani biz anormaliz. Ya aslında bu sorunun cevabı düşündüğümden daha karmaşık. Ama genel olarak özetleyecek olursak evet. Çok yanılıyorsun Ayşegül. İstersek biz de normal insanlar gibi davranabiliriz. Bak, tipik bir ev kadını gibi kendi masamı kendim siliyorum. Demek ki neymiş? Yarın akşam Ceren'i bize yatıya davet ediyorsun. Ya unutursam? Ben sana hatırlatırım. Ve söz veriyorum, bu evde hiçbir anormallik olmayacak. Oh! Oh! İnşallah. Oh! Of, çok sıkıldım. Ben çok sıkıldım. Göle maya çalmaya gidiyorum. Of, of. Ben onunla konuşurum. Sonra Ceren'in babası çift okey'e dönüyordu. Derken annesi şap diye bitince babası sinirden sandalyenin üstüne çıkıp... Sonra da gayet sakin bir şekilde sandalyeden indi. Ya, öyle yaptı. Çok sevmişler seni. Ya Ayşegül, bu akşam da gelsene, ders çalışırız. Olur. Şimdi niye tekmeledin? Ben bir şey yapmadım canım. Selim. Ya ben dokunmadım bile. Allah Allah. Bu akşam kaçta geleyim? Ya işte ne bileyim. Ayşegül, iyi misin canım? Ya biri bacağımı... şimdi anladım. Ceren, bu akşam bize gelsene. Ama eğer istemiyorsan mesela ben olur, size... Olur, gelirim. Yok canım, hemen cevap verme. Biraz düşün istersen. Yani bizim evde pek rahat edemeyebilirsin de. Şimdi bizim halamlar biraz tuhaf insanlardır da. Tuhaf? Ben bayılırım tuhaf insanlara canım. Hatta ben küçüklüğümden beri büyüyünce tuhaf yiyeceği olmak isterdim. Nasıl espri? Ayşegül, sen hiç merak etme. Bence Ceren sizin evin ortamına çok uygun. Ya, bu bendim. Tamam canım, niye kızıyorsun? Ne dedim? Tuhafiye. Evet.
Her şey normal gözüküyor. Peki bu sihir kitabını yemek tarifi kitabı diye mi yutturacaksın? Sihir kitabı! Ben olmasam halimiz duman ha. Ah, işte bu kadar. Bak, elma dersem çık, armut dersem çıkma. Armut. Aferin sana. Şimdi gelelim sana. Şimdi seni bu miyavlamanı düzeltmemiz lazım. Nesi varmış miyavlamamın? Bir miyavla anlarsın. Miyav. Yani seninki pek kedi miyavlamasına benzemiyor. Adam miyavlamasına benziyor da ondan. Herhalde adam gibi miyavlayacağım. Adam gibi adamım ben. Ya orası öyle de Ceren'e bunu nasıl anlatayım Duman? Lütfen. Tamam tamam, şu nasıl? Miyav. Harika. Çok klişe, çok. Her şey tamam da bu odada bir tuhaflık var gibi. Buldum. Genç odası dediğin de biraz dağınık olur. Hadi bakalım. İnşallah kazasız belasız atlatırız bu geceyi. İnşallah. Bak Ayşegül, yastıkları kendi kendine değil, ellerimle havalandırıyorum. Harikasın Melda hala. Yemek hazır. Selda, ben sana doğru düz bir şey giy demedim mi? Sokağa giyilebilecek. Ne var? Ben bunu kaç kere giyip sokağa çıktım, kimse de dönüp bakmadı. Ne zaman? 1830. Selda. Oh Melda, oh. Gelmedi mi, gelmedi. Zaten müdür Dilaver beni terk etmiş. Of, of, of. Selda, hani söz vermiştim, bugün oflamayacaktın. Oh Melda, oh. Peki tamam, nasıl istersen. Ben ikinize de bu gece yemekte konuşacak iki tane konu seçtim. Ay çok merak ettim. Ver ver. Bakayım neymiş, ver bakayım. Aa, bu ne? Havlu. Sen yine iyisin. Benimki kaşık. Eyvah! Ceren geldi. Ceren geldi, ne yapacağım ben şimdi? Tamam, kimse panik yapmasın. Herkes sakin olsun. Eyvah geldi. Tamam, panik yok. Ayşegül telaşlanma. O dış kapının zili değil, üst kapının zili. Üst kapının zili mi? Hmm, evet canım. Yani öbür tarafın. Ferit'in tarafının kapısı. Çamaşır makinesi bozulmuştu. Onun için gelmişlerdir. İçeri almasak? Bir not bırakır, 120 yıl sonra gelirler. Of ya, of! Melda, o da ofluyor, ona hiçbir şey demiyorsun. Ay of Selda, of! Sen de ofluyorsun Melda! Tamir için gelmiştim. Oh! Neyse ki normal biri geldi. Buyurun, ben size odamı alayım. Melda hala, adamın şeyini gördün mü? Çok ayıp. Alet çantası. Alet çantanız diyordum. Demek ki gerçekten tamircisiniz. Hoş geldiniz tamirci bey. Buyurun, buyurun. Alayım ben sizi. Buyurun. Melda hala, bu adamın hemen gitmesi lazım. Hiç sana yakıştıramadım Ayşegül. Bu yaptığına resmen gericilik denir. Ya bunun gericilikle ne alakası var? İnsanları gerilerinde ne olduğuyla değerlendiriyorsun. Ya benim için önemli değil. Ama Ceren... Ceren de mi gerici? Hayır. Ama eğer kuyruğu olan bir tamirci görürse biraz gerilebilir. Telaşlanma. Tamirci gidene kadar üst kata çıkarmayız. Olur biter. İşte bu Ceren. Kapıyı açmak zorunda mıyım? Evet. Of, of. Hoş geldin Ceren. Ne haber? Girsene içeri. Dur önce sana evimizi gezdireyim. Tamam. Gel. Bak, burası salonumuz. Hmm. Ya? İşte hatta burası da salonumuz. Gördüğün gibi bir sürü normal eşyayla dolu. bu tur beni bayağı acıktırdı. İstersen yemek yiyelim. Selda hala, Melda hala, yemek. Ya. Şimdi bütün bunları ilaveten el havlusu da var. Yüz havlusu var. Ondan sonra mesela... Plaj havlusu var. Şimdi
Havlu deyip geçmemek lazım. İkiye ayrılırlar. Abla, sen kaşıkla ilgili bir şey anlatacaktın bize. Mesela ben çok merak ediyorum. Acaba çorba kaşığıyla tatlı yenilebilir mi? Çorba tatlıysa yenir tabii. Tatlı yapmaya. Selda'cığım, hadi sen git üst kattan tatlı kitaplarını getir. Üst kata mı? Hemen ben üst kata çıkayım. Bizim kuyruklu ne yapıyor? Bir bakıp geleyim. Kuyruklu? Kuyruklu. Kuyruklu. Ay seni kuyruklu yalancı seni. Üst katta kuyruklu tatlı kitabı yok ki. Ama ben yine de gidip bir bakayım. Evet. Nerede kalmıştık? Kaşık. 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 Kaşıklar da kendi aralarında. O neydi o? Sorunu buldum. Sizin çamaşır makinesi yün cücesi yapmış. Gördük zaten. Peki nasıl olmuş? Bu sihirli makinelerin hepsinde var bir sorun. Yünlü kıyafetlerin günleri kopup birikiyor. Sonra bir bakıyorsun bir araya gelip canlanıyor. İyi de niye yakalamadın? Yakalıyorum ama kopup kaçıyor. Gözünü seveyim yakala. Bak şu anda yeğenimin normal bir arkadaşı var evde. Normal mi? Ha? Kusura bakma. Kuyruğumu pantolonumun içine saklamamı istersen yapamam. Çünkü çok kaşım duruyor. İyi tamam. Kitaplar. Uğraş. Sonra bakmışlar ki tatlı yemek için çay kaşığı küçük, çorba kaşığı büyük kalıyor. Hmm. Onlar da tatlı kaşığını icat etmişler. Bu tavuk dibi, kazan dibinin üstüne dondurma çok yakışır. Niye biz hala burada oturuyoruz, bunu düşünmedik? Kalk Ayşegül, kalk Melda. Gidip dondurma getirelim. Niye üç kişi gidiyoruz ki? Dondurma çok soğuk da ondan. Bak hala oturuyor. Yürü Melda, yürü. Sen gelme. Tamam. Ne oldu Selda hala? Bir sorun mu var? Yok canım, bir şey yok. Çamaşır makinesinden kaçan o küçük yün cücesi dışında. Ne? Yün cücesi mi? Eyvah Ceren, koş. Güzel görünüyor. Bileyse çikolata alayım hadi. Hadi dondurma yiyelim, odama kadar yarışalım hatta. Ama ne kadar hızlısın. Geçtin bile beni. Ya. Yok Melda, yok böyle olmayacak. Yarım saattir arıyoruz, bulamıyoruz. Ben ortalığı aydınlatacağım. Sakın sen. 1001. 1002. 1003. Vay be. Ay bu çok yakındaymış. Ya evet. Bizim evin gök gürültüsüyle şimşeği meşhurdur. Çok iyi ya. Ya Ayşegül, sizin çok enteresan garip bir eviniz var. Yani böyle sanki her an her şey olabilirmiş gibi. Evet öyle. Ama değildir. Ya keşke olsa. Ayşegül, bak sana bir sır vereceğim. Kesin başta biraz garip bulacaksın ama dinle. Şimdi ben küçükken Alice Harikalar Diyarı'nda yokmuştum. Orada böyle Alice bir ağaç kovuğundan içeri giriyordu. Böyle masal dünyası gibi bir yere çıkıyordu. Ben de
O günden beri böyle bir gün bir kapıdan girip öyle bir yere çıkacağıma inanırım. Hatta her rüyamda başıma gelir. Ya keşke olsa değil mi? Ne güzel olur. Ya işte öyle. Ama rüya. Ya. E hadi sen de bir sırrını söyle. Sır? Hı hı. Benim sırrım yok ki. Ya hadi vardır. Haydi 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 Allah aşkına. Ayşegül'ün sırları çıksın ortaya. Benim yatağın ayağı bozuk da. Ya. Ay. Ya hadi Ayşegül. Ya ben senin en yakın arkadaşın değil miyim? Bana söylemeyeceksin de kime söyleyeceksin? Ya aslında benim bir sırrım var. Heh. Sana da söylemek istiyorum ama. Bak söz veriyorum tuhaf bulmayacağım. Ceren. Benim sihirli bir yapım var. Ne? Çok sinirli biriyim yani. Sinirli misin? Ayşegül bu muydu büyük sırrın? Evet ne var beğenemedin mi yani? Aa. Bak gördün mü? Böyle aniden sinirleniveriyorum işte. Ya, aa! Neydi o gürültü? Aa ne bu gürültü? Bak bu sefer yine sinirlendim işte. Sen dur ben bir gidip bakayım. Dur ama sakın kıpırdama tamam mı? Tamam. Duman, Ceren'e göz kulak ol, sakın aşağı inmesin. Tamam mı? Tamam, tamam. Of, of. Şimdi dünyaya padişah olacaktım, Ayşegül Hanım'a beşçi oldum. İyi mi? Ay. Ne oldu? Ay, ne olacak? Tam yakalıyordum, elimden kaçtı. Hadi dur, hadi. Dur, kaçma. Ya, ben size söylemiştim böyle olacağını. Dinlemediniz ki beni. Yok, ben... Ceren'e kendimi iyi hissetmediğimi söyleyip evine göndereceğim. Yoksa rezalet çıkacak. Of ya, of. Ben kimseyi evime davet edemeyecek miyim? Of. Çöz beni. Yakalacağım seni. Ah! Çöz Melda, çöz beni. Of, of. Ayşegül. Ay. Ne haber Duman? Söyle bakalım ne var şu kapının arkasında? Miyav. İster misin böyle Alice Harikalar Diyarı'ndaki gibi başka bir boyut açılıyor olsun? Ay ne güzel olurdu değil mi? Miyav. Cidden çok merak ettim ne var acaba? Of. Miyav. Duman ne oldu niye miyavlıyorsun? O neydi? Geçmiş olsun. Arkadaşın Ceren 21.15 vapuruyla iskelemizden Ferit'in iskelesine doğru hareket etmiş bulunuyor. Miyavlamama gerek kalmadı artık. Oh, boğazıma ağrılar girdi sesimi yiyecek. Of ya, of, of. Ne yapacağım şimdi ben? Ayşegül ne oldu? Ne bu gürültü? Ceren Deli Ferit'in tarafına gitti. Yok canım, mümkün değil gidemez. Ya Duman görmüş Ceren'i içeri girerken. Sonra da o da ışıkla doldu. Aa, o zaman kesin gitti. Allah Allah. Geceydi gündüz oldu. Kimse yok mu? Allah Allah. Ah, rüyalarım gerçek oldu. Ceren Harikalar Diyarı'nda. Ay benim hemen bunu Ayşegül'e anlatmam lazım. Duyunca kafayı yiyecek. Önce ben kafayı yemezsem. Yok ya. Bu gerçek olamaz. Kimse yok mu? Yeter. Bir kere 10 bini tamamlayayım. Hep 9996 ila 9999'da kalıyorum. Kapatacağım bu spor salonunu. Dönerci açacağım. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Bu da iyi. Her gelen kolay gelsin diyor. Kolay gelsin demekle kolay molay gelmiyor küçük hanım.
940 kilo bu. Ah, ah, ben gençken böyle miydim? Tam 942 kilo kaldırırdım. Yaşlanıyorum artık. Vay be. Ben daha önce hiç böyle bir yer görmemiştim. Neresi burası? Spor salonu. Görmüyor musun? Görmeyin, gitmeyin. Ondan sonra da ama kilo aldım. Ama zilinidim çünkü ya. Sen kimsin? Ben Ceren. Sen kimsin? Ben kimim? Ben kimim öyle mi? Sabahtan beri ağırlık kaldırmaktan gülecek halim kalmadı küçük hanım. Tamam ama ben sizi cidden tanımıyorum. Yani tanımam mı lazımdı? Evet lazımdı. Tabii ki lazımdı. Ben Ferit. Duymadın mı adımı? Ne? Ferit giyim sanayi. Ferit kolonya. Ferit beyaz eşya. Ferit sportif A.K. Ki şu anda benim şirketime ait bir spor salonunda bulunmaktasınız küçük hanım. Kızım deşme beni. Ferit ben Ferit. Tüm bu tarafın sahibi. Sahilden başla, şu dağın yamacına kadar tüm bu arazi benim. Ben bu tarafın başkanıyım. Pardon, sizin taraf ne taraf oluyor? Sen ne taraftansın? Ben Beykoz tarafındanım. Ha sen dünyadan geliyorsun. Evet. Yani sen normalsin. Evet de niye buna bu kadar gülüyorsunuz onu anlamadım. O zaman benim seni çekirgeye çevirmem gerekiyor. Ha? De! Şimdi bunu beslemem lazım. Ya Melda bırak beni, ben eve dönmek istiyorum. Saçmalama Selda. Sen bizim Ferit karşısındaki en büyük kozumuzsun Selda. Ya Melda anlamıyorsun bir türlü. Benim için Ferit diye biri yok. Ben öyle birini tanımıyorum. Benim için varsa yoksa Dilaver var. O yüzden mi adama Ferit deyip duruyorsun? Aa ne yapayım Melda? 500 senenin alışkanlığı işte. Biz Ferit'in spor salonuna gelmişiz. Ay inanmıyorum. Ben şimdi onun böyle kaslı kollarını, telli saçlarını gördüğüm zaman dengem bozulur. Senin dengen mi var? Yürü. Ya hadi çabuk gitmemiz lazım. Ceren'i bulmamız gerek. Daha ben gitmek istiyorum. Hadi yürü. Dilaver, Dilaver kurtar beni. Tabii tabii o da bizim mahalle. Dilaver. Ceren'i göremiyorum. Ama ben Ferit'i görüyorum. Ama o bizi göremiyor. Kardeşim, karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola. Sonra acaba Ferit Bey bisikletle üzerimize geliyor mu diye bana baksanıza. Kimleri görüyorum? Kimler gelmiş? Kimler gelmiş? Biri benim hasretime dayanamadı anlaşılan. Ben buraya seni görmeye gelmedim Ferit. Emin misin? Ay. Melda tut beni. Ah şu kaslara bakın. Hatırladın mı bunu Selda? Hatırlamaz olur muyum? Ormandan ben toplamıştım. Tam 942 kilo. Evet. Bu bizim ağırlığımız Selda. Biz sana gelmedik Ferit. Birine bakıyorduk. Dur tahmin edeyim. Adı Ceren. Evet. Uzun bir vücudu ve boğazında kulakları var. Hayır yok. Artık var. Al bakalım. Ay ay. Ceren ne yaptın ona? Çekirge yaptım. Niye? Çünkü kedi daha masraflı. Halıların bilir. Ne zaman eski haline döndüreceksin? Dur bir hesaplayayım. Hiçbir zaman. Ay. Bu gülüşü hatırladın mı Selda? Nasıl unuturum? Kendine gel Selda. Evde o kadar prova yaptın hamur Ferit'le. Hazır gelmişken şimdi her şeyi söyle. Ama Melda o zamanlar ben... Dilaver'le aramızda bir elektrik vardı. Sonra ben Dilaver'e Ferit dedim. Sonra beni elektrik çarptı. Dilaver mi? O da kim? Yoksa şu bana adını söylemediğin nişanlın Übey mi? Dikkat dikkat. Dikkat dikkat. Merkezden uydu ya. Merkezden uydu ya. Dünyadaki bütün Dilaverlerin listesini istiyorum. Derhal. Ya bırakın şimdi bunu. Ceren ne zaman eski haline döndüreceksiniz? Üzgünüm canım. Bu tarafa geçen normal insanlar hakkında kurallar gayet açık ve net. O zaman kurallar neymiş öğrenelim. Ferit'ten telsize. Ferit'ten telsize. Telsiz. Gel buraya canım.
Duyduk duymadık demeyin. Peynir ekmek yemeyin. Damat Ferit'in emirlerini okurken başka bir şey dinlemeyin. Geç bunları geç. Kurallara gel. Kural bir. Tükürmek yasaktır. Kural iki. Çimlere basmak yasaktır. Baba geç bunları geç. Buraya giren normal insanların akıbetini anlat onlara. Arada da davul ver biraz. Bu şarkıyı hatırladın mı Selda? Yoo. Peki bu davulu hatırladın mı? Yoo. Ama bundan sonra hatırlayacaksın canım. Çünkü ben bu davulu senin o dilaverciğinin kafasında kıracağım. Ya şu kurala gelebilir miyiz artık? Kural 714. Bu tarafa geçen her normal ceza olarak derhal bir hayvana dönüştürülecek ve öylece kalacaktır. İşte kural. Elinde de arkadaşın. Hadi canım güle güle kullan. Ay olamaz Melda hala. Bir şey söyle şu deli Ferit'e. Tatlım sakin ol. Of deli ya. Deli Ferit mi? Böyle mi anlatıyorsunuz beni sağda solda? Yazıklar olsun sana Melda. Sen eskiden de böyle arkamdan konuşurdun zaten. Zavallı Ceren. Ayşegül. Bırak baş başa kalsınlar biraz. Yeni arkadaşına alışması lazım. Selda, şu koşu bandını hatırladın mı? Ay, hatırlamaz mıyım? Ona binip böyle sabahlara kadar gezerdik. Gel, gel sahile inelim biraz. Bir daha kala. Eyvah, ablam. Ferit, abla. Yazıklar olsun Melda. Eskiden de böyle yanımdan kaçırırdım bu kızı. Of ya, ne yaptım ben böyle? Ya annenlere nasıl açıklayacağım bu durumu? Artık sana bazı gerçekleri açıklamanın zamanı geldi. Benim sihirli bir ailem ve sihirli güçlerim var. Oysa ben bu gece seninle normal insanlar gibi eğlenmek istiyordum. Tıpkı sizde yaptığımız gibi. Ama olmadı. Of ya, çok şey mi istiyorum? Bu cırk sesini evet olarak kabul ediyorum. Senden gerçekten özür dilerim Ceren. Ya biliyorum, özür dilemem senin çekirgeye dönüşmüş olmanı hafifletmez ama... Ne desen haklısın. Biliyorum bu seni teselli etmez ama... Yaprak ister misin? Ya Ferit! Hayır Selda, kendine gel. Aa, bıktım ama. Şimdi otur şuraya bir karar ver. Ya Ferit'i seç ya Dilaver'i. Bir karar vermeden de kalkayım deme. Peki. Tamam, haklısın abla. Of 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 of! Muhabbetinizi bölmüyorum inşallah. Ya hayır, Ceren'le cırklaşıyorduk. Of Melda hala ya, ne yapacağım ben şimdi? En iyi arkadaşım çekirgeye dönüştü. Yok mu bunun bir çaresi? Aslında galiba var. Gerçekten mi? Yanlış hatırlamıyorsam 803 numaralı kural işimize yarayabilir. Efendim, dünyadaki dilaverlerin listesi. Ver listeyi. Çok bana ver canım. Birazdan lazım olacak bana. Ceren'i kurtarabiliriz. Oku bakalım. Kural 803. Kural 803. Bilinci yerinde olmayan normaller bu tarafa girip çıkabilirler. Hiç ümitlenme küçük hanım. Arkadaşım buraya geldiğinde bilinç gayet yerindeydi. Hayır, uyuyordu. Ve de rüyasında buraya geldi. Yani onu rüya gördüğünü ikna edeceğiz. Sonra da hep birlikte eve gideceğiz. İkna mı edeceksiniz? Nasıl yapacaksınız bunu? Sen Ceren'i eski haline döndür. Bize de 5 dakika ver. Karşılığında. Karşılığında ben seninle kalmaya karar verdim Ferit. Ya ne de bu kaçmaca kovalamaca nereye kadar? Benim için bir tek Ferit var. Nihayet aklım başına geldi. 5 dakikanız var. Ay, neredeyim ben? Ah, Ayşegül sen de buradasın, ne güzel. Ya, hayır, ben burada değilim. Aslında sen de burada değilsin. Ha? Çünkü sen şu an bir rüya görüyorsun. Bu bir rüya. Rüya. Ayşegül sesine ne oldu? Niye öyle yaya yaya konuşuyorsun? Yardım etsenize. Bu bir rüya. Ayşegül doğru söylüyor Ceren. Rüya. Bu bir rüya. Rüya. Evet, bu bir rüya Ceren. Rüya. Bak,
Bak elmanın büyüklüğüne bak. Ya. Böyle elma olur mu hiç? Bir tek rüyada olur. Ve sen şu anda rüya görüyorsun. Ha. Rüya. Bu elma rüyası. Rüya. Elma rüyası. Rüya. 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 Sana bir test yapacağız. Test mi? Aynı testi. Hiç de çalışmadım. Ne testi bu? Güney Amerika coğrafyası. Süren başladı. Arjantin ve Brezilya'nın en yüksek 18 dağın isimleri nelerdir? Ne? Süren doldu. Sınıfta kaldın. Ay ne çabuk. Ne çabuk? 4 saattir boş boş sınav kağıdına bakıyorsun. Aa şu rahmetli deden değil mi? Hadi koş yakala. Koş 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 koş. Deren! Deren! Dede! Ay dede dur nereye? Ay bu ne ya, koşuyorum koşuyorum, bir adım bile yaklaşamıyorum. Çünkü bu bir rüya. Olamaz çünkü biri eksik. Onu göremiyorum. Kimi? Kıvanç Tatlıtuğ. İşte orada. Burası neresi? Ay ben sizin çok büyük bir hayranınızım. Ne? Bundan sonra yatmadan önce yemek yemeyeceğim. Çok acayip rüyalar görmeye başladım. Evet. Bu bir rüya. Görüyor musun? Rüya. Bu elma kocaman. Rüya. Ancak rüyada görülen elma. Yani. Yani. Rüyadasın. Rüyadasın. Yani. Rüyadasın. Rüyadasın. Oh her şeyi gördüm, artık uyanabilirim. Ayşegül uyanıp rüyamı sana anlatmak istiyorum. Tamam ama önce uyanmak istiyorsan uyumak zorundasın. Niye? Çünkü şu an rüyadasın. Bu bir rüya. Rüya. Hadi uyu. Hadi uyuyayım bari. Tamam yeter. Götürün arkadaşınızı. Biz de Selda'yla baş başa kalalım. Olmaz Ferit. Ben de gidiyorum. Ne? Hani kalacaktın? Kalamam Ferit. Çünkü sen şu anda rüyadasın. Rüyadasın. Uyuyorsun. Uyuyorsun. Hadi çabuk gidelim. Soy anıtlar bay. Tut beni. Ben yapacağım bilirim. Dilaverler. Hadi geçmiş olsun. Ay haftaya sen Cerenlere git istersen. Herhalde yani. Ay. Bir tek neye üzüldüm biliyor musunuz? Neye? Kıvanç Tatlıtuğ'un imzalı fotoğrafını alamadığıma. Ay hadi yürü abla yürü. Kıvanç. Ucuz atlattık. Az kalsın mahvoluyorduk. Gördün mü bak her şey normale döndü işte. Ya. Ya hemen hemen her şey. Hey koçum be. Pencüse severler güzeli gencüse. Şeş kapısını al şeş kapısını. Şeşi şeşi ha. Düz şeş. Bak buna bilek derler. Ayşegül telefon. Ya of. Kim arıyor sabahın köründe? Ceren nerede? Bahçede halanlarla kahvaltı ediyor. Hadi hadi telefona ya, bak. Halanlara hadi. Söyle uyuyor desinler. Hadi bak telefona Selim arıyor. Selim mi? Alo. Naber Ayşegül? Ya cep telefonu pek çekmiyor. Hemen bir şey soracağım. Bugün okuldan sonra bir şeyler yiyelim mi birlikte? Olur. Bir de şey diyecektim. Sen bence okuldaki en güzel kızsın. Gerçek. Ne yemekte ne yemek istiyorum biliyor musun? Ne? Ton balığı konservesi. Bir de varsa fare. Ne? Kimsin sen? Ben Selim. Duman, çok adilsin. Ben de senin kafana pembe kurdele takmazsam. Yo 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 yo, sakın ha. Öldüreceğim ya. Seni, öldüreceğim. Yavaş. İntikam mı acı olacak? Demek Selim'e. Ya. Selim'e. Selim'e. Bak,
inanmam. Demek Selim atarım, Selim. Bak. Ay Ayşegül, bak dün olanlar vardı, şu rüyayı anlatamadım sana ya. Çok acayipti. Bak gel. Şimdi ben böyle sizin evde bir kapıdan giriyorum, başka bir yere giriyorum böyle. Orada bizim müdür Dilaver'e benzeyen bir adam var böyle, uzun saçlı. Adı Ferit. Heh. O beni çekirgeye çeviriyor. Sonra da Kıvanç Tatlıtuğ gelip beni kurtarıyor. Nasıl ama? Ayşegül, sen beni dinliyor musun? He? Ne anlatıyorum ben? He? Ya Ceren, kusura bakma, Selim'e bakıyordum da merak ettim onu. Gelmedi. Ne diyordun sen? Ya boş ver ya. İmrana gelecek miymiş? Geliyor. Aa Selim. Ceren bak, Selim geliyor. Hadi konuşuyormuşuz gibi yapalım. Zaten konuşuyoruz Ayşegül. Ne haber kızlar? İyidir Selim. Biz de Ceren'le muhabbet ediyorduk. Şeyden bahsediyorduk. Neden bahsediyorduk? Hı. Neyse, nasıl geçti geceniz? Çok güzeldi, çok eğlendik. Değil mi? Ne haber Selim? İyidir Tuğçe, senden? Ya matematikten bir soruya takıldık da. Dedim bilse bilse Selim bilir. Gelip bize yardım eder misin? Ya, biraz sonra Tuğçe. Ya lütfen, lütfen şimdi. Hadi bak, kızlar da bekliyor. Gel. Tamam. Hadi. Ben geldim. Hoş geldin. Demin seni Selim aradı. Mümkün değil. Çünkü beni eve o bıraktı. Demek Selim bıraktı. Geçen hafta da okuldaki partiden sonra bırakmıştı. Bir şeyler söylemek ister misin? Yok. Ya söyleyecek bir şey yok. Tamam, geziyoruz, tozuyoruz, eğleniyoruz ama o beni sadece arkadaş gözüyle görüyor. Oysa ben onun daha çok ilgisini çekebilmek isterdim. Bak Ayşegül, bu ünlülerle ilgili yazdığım yazılardan şunu anladım ki, bir kere dikkat çekmek istiyorsan dikkat çekici bir şeyler yapman lazım. Bir düşüneyim. Dikkat çekmek için ne yapabilirim? Buldum. Sihirli güçlerimi kullanıp bir şeyleri patlatabilirim. Tepemde patlatsaydın bari. Şurada iki lokma yemek yiyoruz değil mi? Telefon sapıklığı yapmaya devam edersen yakında o da olacak. Bunu yapamayacağını biliyorsun. Ne kaynatıyorsunuz bakalım bensiz? Ayşegül Selim'in dikkatini çekememekten şikayetçi. Oturmuş sana mı akıl soruyor? Ayşegül, 500 sene evde kalırsın. Sen beni dinle. Bir erkeğin dikkatini çekmenin en kısa yolu onu kıskandırmaktır. Bana bak. Dilaver'in adını duyduğundan beri Ferit nasıl etrafımda dört dönüyor. Hadi oradan. Asıl sen Ferit'in etrafında dört dönüyorsun. Ben Ayşegül'ün işini halletmek için yakınlık gösterdim. Ya. Sen beni dinle Ayşegül. Bu Selim seni okulda hiç başka bir çocukla konuşurken gördü mü? Hayır. Ah işte bir görsün bak nasıl etrafında pervane oluyor. Selda. Bu arada Ayşegül, ben derslerin gidişatından hiç memnun değilim. Senin notların düştü. Hayır. O zaman sözlüde zayıfladın. Yoo. Ayrıca okulda Tuğçe ile saç saça baş başa kavga etmişsiniz. Hayır. Ay hayret bir şey pes yani. Sen ne düzgün bir öğrencisin. Ben müdürümle konuşmak için bir bahane bulamayacak mıyım ya? Of. Ne sıkıcı şeysin sen. Kim bilir kime çektin. Of. Bana. Ne düzgün öğrenci bu Ayşegül. Hayret bir şey. Ben bunun velisini çağırmak için sebep bulamayacak mıyım? Pes yani. Of. Kim bu Ferit? Niye sormazsın be adam? Ne diye erkeklik gururu yapıp arkana bakmadan çeker gidersin? Böyle takılır işte kafana. Gir. Hocam kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Merak etme evladım. Ben sen gelmeden önce de rahatsızdım zaten. Ne var? Hocam babam bana Amerika'dan bir sihirbazı kitabı getirdi de. Çok güzel. İyi etmiş. Var mı böyle iki yumurta koyuyorsun içine, diploma çıkıyor. Ha? Öğret. Hemen yapayım ben de size. Sabahleyin diplomanızı dağıtayım. Sonra gideyim Bodrum'a. Bilmem, bir bakayım. Bana ne evladım sana kitap getirdiyse? Bana bir şey getirdi mi? Yok. Yine hava mı atıyorsun bana? Yok hocam. Ben bir iki sağlam numara öğrendim de. Arkadaşlarıma göstermek istiyorum. Siz izin verirseniz yarın öğlen. Sihirbazlık. Sen. Olur yavrum, ben de aya gideceğim zaten. Hocam
bir şey soracağım. Bu ne güzel bir kravat böyle. Rıkıydı, paraya aldık. Bir saniye. Heyecan yok. Hokus pokus. İyi tamam oğlum. Yarın öğlen tiyatro salonu yapabilirsin. İyi günler hocam. Sihirbaz, sihirbaz. Hocam Cenk çok kötü düştü. Ağaçta sallanıyordu, dal kırıldı. Ne yapalım? Ne duruyorsunuz? Gidip dalı yapıştırın. Ha? Kızım ne yapacaksınız? Götürsene devire. Ağaçta sallanıyormuş. Sihirbazı var, trapezcisi var, palyaçosu var. İki de fil alayım ben buraya. Okulu kapatayım, sirk açayım. Ben sana dedim değil mi o dal seni çekmez diye. Ya tamam, zaten canım acıyor. Aa, ne oldu Cenk? Ne oldu? Bak, koç geçiyordu yanımızdan. Bu da hava atacağım diye o geçerken ağaca tırmanıp barbekü çekmeye kalktı. Kırdı dalı. Cenk, bu ne hal? Oğlum mahvettin beni. Yarınki gösteride kim bana asistanlık yapacak? Bana asistan lazım. Ay Murat, bu ne biçim kıyafet? Murat değil canım. Mandrake Murat. Haberiniz yok mu? Yarın öğlen büyük bir gösterim var. Ay Murat, kendini rezil edeceksin. Sen kim, sihirbazlık kim? Manyak bir kitap. Neler öğrendim neler. Özellikle bir yok olma sahnesi var. Yok böyle bir numara. Yok söyle bir şey, nasıl yapacaksın? Gülün gülün. Ailemin desteği arkamda. Ben taktım bu sihirbazlık olayına. Tabii tabii. Tarih yazacağım, tarih. Tabii canım. Kesin okul tarihine geçeceksin. Hı? Sihirbazlık yaparken rezil olan öğrenci diye. Vay. Dostum dedim, güvendim. Sen de mi Brutus? Yıkıl Murat, ne yapalım? Şş, Murat. Şş, Murat. Hayda. Ben espri yapıyor zannediyordum. Gayet ciddiymiş. Ay bu babası şu sihirbazlık kitabını aldığından beri iyice kafayı yedi. Bence kesin yarın şu gösteriyi izleyelim. Niye? Önce insana rezil olduktan sonra Murat'ı teselli edecek birilerinin olması lazım. Bugün antrenmanınız var mı? Yok. Aa, bak Murat geliyor. O üstündeki ne? Aman sakın basketboldan bahsetme. Koç takımdan kesti diye çok bozuk. Tamam. Selim ya, bu Cenk sattı beni. Yarınki sihirbazlık gösterimle bana asistanlık yapar mısın? Gösteri mi? Evet. Selim gel gel. Cenk ağaçtan düştü, çok fena, seni çağırıyor. Yapma ya. Hadi hadi koş çabuk. Hadi hadi. Acele et çabuk. Of ya, şu adam kaybetme numarası için birisini bulamazsam yattı bu iş. Ben yardım ederim. Sen? Evet. Ayşegül, bu sihirbazlık işleri öyle kolay değildir. Bir kere tecrübe lazım. Sen hiç sihirbazlık numarası biliyor musun? Mesela... Pokus. Pokus. Tebrikler. İşe alındın. Bak gördün mü? Böylece bir gösteriye çıkarak dikkat çekici bir şey yapmış olacaksın. Selim'in de daha çok dikkatini çekeceksin. Hadi canım sen de. Mesele dikkatini çekmek değil, mesele onu kıskandırmak. Bu yüzden de en yakın arkadaşıyla sohbet edeceksin ki Selim seni kıskansın, kıskandığı için de seninle daha çok ilgilensin. Hayır Selda, dikkat çekici bir şey yaptığı için. Hayır canım, kıskandırdığı için. Ayrıca ben bu işlerden anlarım. Ondan mı 600 senedir evde kaldın? En azından senden 5 sene daha az evde kaldım bir kere. Vallahi benim tek istediğim Selim'in ilgisini çekmek. Öyle olmuş, böyle olmuş, hiç fark etmez.
Aslında düşünüyorum da sen olmasaydın ben Ferit'le evlenmiş ve torunumun torununun torunun torununu seviyor olurdum. Aman sevsinler. Peki sen cidden Ferit'le Dilaver arasında bir karar verdin mi? Verdim tabii. Hangisine karar verdin? Bilmiyorum. Of, of. Of, of. Ya ben kimi ofluyorum burada abla? Selda, sen tam 500 senedir burada bana ofluyorsun. Bak Selda, şu anda kimse senin için bir şey yapamaz. Hayatında ya Dilaver olsun, git onunla aranı düzeltmek için uğraş. Ya da Ferit olsun, git onunla evlen. İkisinden biri. Hadi şimdi git odana, otur, düşün ve bir karar ver. Karar vermeden de odandan çıkma. Haklısın galiba. Evet evet haklısın, yapmam gereken bu. Başka türlü olmayacak şimdi, değil mi? Şimdi ben odama gideyim. Hı hı. Karar verene kadar da odamdan çıkmayayım. Ayşegül. Bahçede seni göremedim, merak ettim. Aa, sana haber vermeyi unuttum mu? Provan var. Prova mı? Hı? Tiyatro kulübüne mi girdin? Selim, bahçeye gelsene. Hayırlı olsun, Murat kendisine asistanlık yapacak. Bir Ela'yı seni bulmuş. Sen Murat'a asistanlık mı yapacaksın? Evet, bir sakıncası mı var? Ay, ne sakıncası Hayır. olacak canım? Daha iyi ya. Biz de bahçede kafamızı dinleriz. Hadi yürü Selim. Sağ olsun, babamı rica ettim, yaptırdı. Hiç masraftan kaçmaz. Sen bu sihirbazlık işini bayağı ciddiye alıyorsun anlaşılan. Ciddiye almanın ötesine inanıyorum. Hani David Copperfield hürriyet heykelini bir süreliğine yok etti ya. Aslında ben onun gerçekten bir süreliğine görünmez olduğuna inanıyorum mesela. Darısı başıma. Hadi hemen bir prova yapalım. Tamam. Ama sakın sırrımı kimseye söylemeyeceğine söz ver. Söz. Tamam, sen bana bu numarada lazımsın. Şimdi kitle beni. Tamam. Nasıl, beğendin mi? Evet. Heyecanlı mısın? Çok. Hazır mısın? Hazırım. Şimdi perdeyi kapa. Şimdi perdeyi aç. Tamam. Neredesin? Tatam! Nasıl numara? Harika. İyi bir şey yaparlar inşallah ya. Selim. Bence başarılı olacak. Selim, çok eğleneceğiz. Ay baksana. Çok heyecanlıyım Ayşegül. Ya beceremezsem? Merak etme, becerirsin. Hadi şimdi çık ve halka numaranı yap. Hoş geldiniz. Bayanlar, baylar, hemen bir halka numarasıyla başlayalım. Alkış. Bu görmüş olduğunuz halkalar gördüğünüz gibi iç içe geçmiş durumda. Şimdi. Hop. Ver. Ve şimdi sayı hocamız müdür ilaveri sahneye davet ediyorum. Alkış, alkış.
Büyük alkış. Bu ne güzel bir kravat böyle. Öyledir yavrum, gözüm gibi bakarım ben ona. Rengi de güzelmiş, değil mi? Gördüğünüz gibi kesildi. Okuz. Po. Eyvah, ben mahvoldum. Ben bittim. Mahvoldum. Hayır, şimdi kaybolma numarasını yapacağız ve herkes seni alkışlayacak. Hadi, yürü. Ve şimdi asıl büyük gösteri başlıyor. Oo, bizim Murat kaybolacak. Nihayet bir erkek arkadaş buldu. Ayşegül ile Murat çıkıyor mu? Bilmem. Dur, ayağım sıkıştı. Ne? Of ya, rezil olacağım. Dur. Dur, yapma. Niye alkışlıyorlar bunlar? Çünkü seni göremiyorlar benden. Ne? Ve gösteri sona erdi. Oh. Murat? Efendim? Murat. Ah gözüm. Nasıl oldu bu? Ya hani sen David Copperfield'ın hürriyet heykelini yok etmesini anlatmıştın ya. Evet. Ben aslında onun nasıl olduğunu biliyordum. Yani o numarayı kullandım. Aynalar maynalar falan. Sonra anlatırım. Yani şimdi ben görünmez miyim? Evet. Orada kaldığın sürece. Hep orada kalman lazım. Ayşegül. Tebrikler. Sağ ol. Murat nerede? Murat şey giyiniyor. Vay be, o kadar dalga geçtik. Ama iyi numara yaptı. Ayşegül sen bilirsin, bana bozuk mu hala? Aa! Ne oluyor ya? Ayşegül, ben sana bir şey soracaktım. Hiç sorma, sihirbazlar sırlarını açıklamaz. Yok, hayır. Sen ve Murat. Yani siz ikiniz. İkimiz? Yo. Kim hapşırdı? Ben. Ben hapşırdım. Hapşır. Çok yaşa. Sağ ol. Ayşegül Hanım. Neye gülüyorsunuz? Ya bilmiyorum. Yani evet gülüyorum. Güdüre güldürürüz ha. Bu bir disiplinsizlik suçudur. Buna tahammül edemem. Yarın derhal veliniz çağırıyorsunuz okula. Mümkün sağdı Selda olanı. Oh, Allah'ım sana şükürler olsun. Nihayet bir sebep buldum. Bir değil, 50 kravat feda olsun sana Selda. Neyse, ne diyorduk? Sen ve Murat diyorduk. Murat'la ben. Yok hayır, düşündüğün gibi değil. İnan bana. İyiymiş. Sevindim. Niye sevindin? Bilmem. Şey diyorum ben. Derste görüşelim. Görüşürüz yani. Tamam. Bir şey unutmadın mı? Allah Allah. Aynalar maynalar diyordu. Bir el hareketiyle halletti bu işi. Kesin var bu kızda bir numara.
Günümüzde şöhret sahibi ünlülerin özel hayatlarındaki kararsızlıkların ekrana taşınmasıyla düştükleri komik durumlar, seçimlerini yaptıktan sonra da bir kendine güvensizlik oluşturuyor. İşte en son ünlü bir prodüktörümüzle şarkıcısı arasında... Günaydın. Hah, nihayet. Verebildin mi kararını? Tabii verdim. Hangisini seçtin? Bilmiyorum. Melda, of, of Melda, of. Gel ben seni odana götüreyim. Hadi. Sen beni odama götür ve kilitle. Gittin böyle, tamam mı? Sonra döndün, pozisyonu aldın, topa bakıyorsun. Ben formdayım diye ne yaptı etti seni kesti. Pis pis bakıyor bir de. Şu havalara bak. Ya boş ver. Sen çalışmana bak oğlum. Hazır tut kendini. Beyler birer kola söyleyeyim mi size? Böyle kuru kuru gitmez muhabbet. İsterseniz birer de iskemle söyleyeyim. Ayakta kaldınız. Hatta şezlong. Arkadaşlar yarınki maçımız tavla maçı değil. Basket maçı, basket. Çocuklar, yarınki maç başka maçlara benzemez. Rakip çok güçlü. Uzunları iyi ama ayakları yavaş. O yüzden bol bol penetre çalışacağız bugün. Daha önce ilk beşi saymıştım. Selim, Cüneyt, Arda, Ersin, Emre. Bildiğiniz gibi Cenk arkadaşımız bana hava atmaya çalışırken daldan düştü. Bu da hepinize ders olsun. Barfix aletini öyle boşu boşuna demirden yapıp duvara monte etmiyorlar. İki dakika ihtiyaç ve muhabbet molası verelim size arkadaşlar. Vedalaşacağınız birileri varsa bir an evvel halledin. Antrenman başladıktan sonra kesmeyeceğim. Ne haber? İyilik. Şey, Murat'a bana asistanlık yaptırdığı için teşekkür etmeye geldim. Tabii senin için de bir sakıncası yoksa. Benim için? Yok canım, et. Ya sana karşı kendimi çok borçlu hissediyorum. Senin için yapabileceğim herhangi bir şey var mı? Vallahi tek istediğim şey şu ukala Cüneyt'ten takımdaki 20 geri almak. Ama bunu senden istemem saçma olur. Doğru. Ama senin için bol bol dua edeceğim. Sağ ol. İki adım atacaksın. Aynen şöyle atıyorsun. Önce biraz sol turnike çalışalım. Ayrılın. Geç. Toplanın ortaya. Buradan. Cüneyt iyi misin? Ne bileyim anlamadım. Hadi bir daha. Bir daha geçelim. Bir şey yok hadi merak etme. Bir daha geçeceğiz. Hazır. Neyse turnikeyi boş verelim. Kalk. Takar. İlk beştesin. Etti. Aslanım be. Kesin var bu kızda bir şey. Ay Allah ya. Hocam olmuyor.
gün.